Evet arkadaşlar şimdi aşağıda ortaokul öğrencilerine matematik dersleri veren bir YouTube kanalı görüntülenmektedir. Ee, bu kanalda sırasıyla 5. sınıflar için 1 adet, 6. sınıflar için 2 adet, 7. sınıflar için 3 adet ve 8. sınıflar için 4 adet ders videosu yayınlanıyor. Daha sonra başa dönülüp 5. sınıflar için 5 adet, 6. sınıflar için 6 adet ve benzer biçimde diğer sınıflara da bir önceki sınıf için yayınlanan sayının bir fazlası kadar ders videosu yayınlıyormuşum. Buna göre bu YouTube kanalının 100. videosu kaçıncı sınıflar için yayınlanır diye sormakta. Şimdi video yayınlam yayınlamaya başladık ve 5. sınıflar için bir adet video yayınladım. Ardından 6. sınıflar için 2 tane, 7'ler için 3 tane, 8'ler için 4 tane ders videosu yayınlıyorum. Ardından tekrardan 5'e dönüyorum ve 5. sınıflar için 5 tane ders videosu yayınlayacağım. Eee 6. sınıflar için 6 tane. Yani bu iş bu şekilde devam edecek. 4 5 6. Bu iş bu şekilde devam ediyor. Şimdi bu durumda arkadaşlar eee nasıl bir mantık izleyelim? Şöyle bir mantık izleyelim. Bakın. Burada 1 tane, 2 tane, 3 tane, 4 tane 5 tane, 6 tane ders videosu yayınladım. Şimdi toplam video sayısının 100 olmasını sağlamaya çalışacağım. Veya en azından 100'e yakın bir değer bulursam o da işime yarar. Şimdi bu iş bu şekilde devam etsin ve en son şöyle bir grup olsun burada. Burada da en tane olsun. Şimdi amacım direkt 100'ü bulmak değil. 100'e yakın bir şey bulsam da kabul. Çünkü 100'e yakın bir şey bulduktan sonra manuel devam edebilirim. İşte Atıyorum 95'i buldum. 95. ders videosunun hangi e, sınıflar için yayınlandığını bulduktan sonra gerisi basit zaten. Şimdi o zaman şunu söyleyebilir misiniz? Bakın burada toplamda 1, işte 1 artı 2, artı 3, artı 4, artı 5, artı 6, artı nokta 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 en tane ne oldu? Ders videosu oldu. Ve buradaki ders videolarının toplam sayısı n çarpı n artı 1 bölü bölü. 2 yardımıyla hesaplandığında bu ifadenin 100'e yakın bir şey olmasını istiyorum. Yani 100 yapamayacağım için zaten şöyle 100'den küçük olsun ama 100'e olabildiği kadar yakın olsun diyelim. Şimdi bu durumda en yerine ne yazalım? En yerine burada arkadaşlar 15 yazsam 120 yapar. 14 yazsak ne yapacaktır? 105 yapacaktır. 14 çarpı 15 bölü 2'den. O zaman en yerine 13 yazmak istiyorum. En yerine 13 yazarsam Burası 13, burası 14. Şunlar gitti, 7 kaldı. Yani burada arkadaşlar ne olsun 13 tane ders videosu kullanılmış olsun. Umarım anlaşıldı. Buraya 13 tane yazdığımızda da 91 tane ders videosunu kanala yüklemiş olduk. Şimdi burada hemen şunu konuşmaya başlayacağım. Ee, acaba bu 13 tane yüklemiş olduğum video hangi sınıfın videosu? Onu bulmaya çalışacağım. Şimdi şöyle yapalım. 1 tane yüklediğimde bunu 5. sınıflara yükledim. 2 tane yüklediğimde bunu 6'ya yükledim. 3 tane yüklediğimde bunu 7'ye yükledim, değil mi? 4 tane yüklediğimizde bunu arkadaşlar ne yaptık? 5. sınıflara yükledik. Pardon, 8. sınıflara yükledik. 4 tane yüklediğimde bunu 8. sınıflara yükledim. Ardından 5 tane yüklediğimizde bunu 5. sınıflara, 6 tane yüklediğimizde bunu 7'ye yani burası nasıl devam ediyor? 5, 6, 7, 8 olarak devam ediyor. Şurası da 6 olacak tabi bu arada. Burası 6. Burası da 5, 6, 7, 8 olarak devam edecek. Şimdi burada şunu düşünmenizi istiyorum. Bakın. 4 defada bir bu olay tekrar ediyor. Ve sayının 4'e bölümünden kalan 1 ise 4'e bölümünden kalan 1 ise 5. sınıflara video yüklüyorum. 4'e bölümünden kalan 2 ise 6. sınıflara, 4'e bölümünden kalan 3 ise 7. sınıflara ve 4'e bölümünden kalan 0 ise 8. sınıflara video yüklüyorum. Şimdi 13 tane yüklediğimizde 13'ü ben burada 4'e bölersem kalan 1'dir. Kalan 1 olduğunda demek ki arkadaşlar buradaki 13 videonun tamamı 5. sınıflara yüklenmiş. Hepsini yazamayacağım. Bir kısmını yazdım. Şimdi buraya kadar tamamız diye düşünüyorum. Şimdi burada da şunu düşüneceksin. Ben 91 tane ders videosu yükledim ve en son 5. sınıfları yükledim. Şimdi bundan sonraki hamleniz ne olacak? 13 tane ders videosu yüklediniz ve bunların tamamı 5. sınıfsa 5. sınıftan sonra 6. sınıflara yüklüyordum. Ve burada 13 tane yüklediysem artık 14 tane yüklemem lazım. 14 tane yüklediğimizde bakın 91 tane yukarıda var zaten. Bunu konuştuk az önce. O zaman 92. 6. sınıf. 93 6, 94 6, 95, 96, 97, 98, 99, 106. sınıflara yüklenmiştir. Burası 14'ü bulmadığı için daha da devam edecektir. Yani 101. 102. 103. video da 6. sınıflara aittir. Ama bizden 100. video istenmekte ve 100. video 6. sınıflara yüklendiği için sorumun doğru yanıtı C seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi ardışık 2 ya da 3 pozitif tam sayının çarpımı şeklinde yazılabilen sayılara biz çardışık sayı adını veriyormuşuz. Örnek vermek gerekirse 1 ile 2'nin çarpımı 2. 1, 2, 3'ün çarpımı 6 olduğundan 2 ve 6 burada birer çardışık sayı olmalı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çardışık sayı değildir diye sormakta. Şimdi bakın 30 sayısını ben şu şekilde yazabilirim. 5 ile 6 ardışık 2 tane doğal sayıdır. Bunların çarpımı 30 yapar o zaman 30. Burada çardışık sayıdır. Devam ediyorum. 56 ifadesini burada 7 ile 8'in çarpımı olarak yazabildiğim için bu ifade burada çardışık sayıdır. 60'ı nasıl yazabilirim? 60'ı burada 3'ün, 4'ün ve 5'in çarpımı olarak yazabildiğim için bu ifadede burada bir çardışık sayı olacaktır. Ardından 120'ye geçiyorum. Bakın 120 sayısını 4'ün, 5'in ve 6'nın çarpımı şeklinde yazabildiğim için. Yani 3 tane ardışık sayının çarpımı şeklinde yazabildiğim için bu ifade de burada bir çarpışık sayıdır. Bu durumda sorumun doğru yanıtı D seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi y, x artı y ve x çarpı y ifadeleri burada küçükten büyüğe doğru sıralanmış ardışık 3 tam sayıdır. Buna göre y eksi x farkı. Şimdi bunlar eğer ki ardışık 3 çift sayı ise buradaki ifade yani ikinci ifade birinci ifadenin iki fazlasıdır. Bu durumda x artı y ifadesi için burada şunu söylerim. Eğer ki birinci ifade olan y'ye eğer ki 2 eklersem bu ikisi birbirine eşit olmalı. Burada y'ler gittiğinde x'in değerini 2 olarak bulacağım. Şimdi x yerine 2 yazarsam şuradaki ifadeleri şöyle bir tekrardan yazmak istiyorum. Burada y var birinci sayımız bu. Ardından burada y artı 2 var. Ardından da arkadaşlar x yerine 2 yazdığımızda burada ne var? Burada 2y var. Ve ben burada şunu biliyorum. Eğer ki şu sayıdan şu sayıyı çıkartırsam yani 2y sayısından burada y artı 2 ifadesini çıkartırsam sonuç yine 2 olmalı. Burası artı burası eksi burası eksi 2y'den y'ye çıkartırsam burası y eksi 2 olur. Bu ifadenin sonucu 2'dir. Bu durumda y'nin değeri ne yapar? y'nin değeri 4 yapar. y'nin değeri 4'tür x'in değeri 2'dir. Bu iki ifadenin farkı 2 olduğu için sorumun doğru yanıtı B seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi 6 basamaklı bir sayının binler bölüğündeki 3 basamaklı sayı ile birler bölüğündeki 3 basamaklı sayı ardışık tam sayılar ise bu sayıya ardına bakmayan sayı denir. Örneğin burada bakın 888 var. Burada 890 889 var. Burada 906 var. Burada 907 var. İşte bu ikisi bu 3 basamak 3 basamak ayırdığımızda elde ettiğimiz iki tane 3 basamaklı sayı Eğer ki ardışık sayılarsa bu şart sağlanmakta Buna göre rakamları toplamın 7 olan kaç farklı ardına bakmayan sayı vardır diye sorulmakta şimdi 6 basamaklı bir sayı yazacağım 1 2 3 4 5 6 basamaklı ve burada arkadaşlar bunu şu şekilde üçer üçer ayıracaksınız şöyle ortadan ayırdınız ...ve burada işte atıyorum yazan sayının değeri x ise... ...burada yazan sayının değeri x artı 1 olacaktır. Veya tam tersi söz konusudur. Eğer ki burada x yazıyorsa... ...burada ne yazmalı? Burada x artı 1 yazmalı. Ve toplam rakamların toplamı da burada 7 yapmalı. Şimdi burada arkadaşlar... E, ...basit bir örnek vererek başlayacağım. Şimdi rakamlar toplamı 7 olacak ya... ...o zaman çok büyük bir ihtimalle... Eğer ki burada x yazılıysa buranın rakamlar toplamı 3 iken e, burada x artı 1 yazılı olacağı için buranın rakamlar toplamının da 4 olması lazım ki rakamlar toplamını yapsın 7 yapsın. Buna bir örnek verecek olursak bakın 3 basamaklı rakamları toplamı 3 olan bir sayı yazıyorum. 111 sayısını yazdım. Bu sayıyı bir arttırdığımda burası 112 olacaktır. İşte bu sayı gerçekten ardına bakmayan bir sayıdır. Ve bu durumda bakın buranın rakamlar toplamı 3'tür. Buranın rakamlar toplamı da 4'tür. Tabii eğer bunu yazabiliyorsam burada şunu da yazabilirim. 112'yi başa yazıp ardından buraya 111 yazabilirim. Bu durumda burası 4 basamaklı, burası ne olur? 3 bas e 3 e, buranın rakamlar toplamı 4 olurken buranın rakamlar toplamı ne olacaktır? 3 olacaktır ve yine rakamlar toplamı 7 olacaktır. Tamam şimdi ben bir örnek verdim ama e, burada tüm ifadeleri bu şekilde yazabilir miyim? Bence yazamam. O yüzden şöyle bir şey yapmak isteyeceğim. Şimdi acaba şunlardan kaç tane yazabiliyor? Yani rakamları toplamı 3 olan kaç tane 3 basamaklı sayı yazabilir? Mesela 111 var. Başka ne var? İşte atıyorum 120 var. Rakamlar toplamı 3'tür. Buraya 120 yazdığımda burası 121 olur. 6 basamaklı sayı burada istenilen şartı sağlar. Buranın rakamlar toplamı 3 iken, buranın rakamlar toplamı da 4 olduğu için yine yukarıdakine benzer bir örnek gelmiş oldu. Bu 121 ile 120'yi ters çevirdiğimizde yani şu şekilde yazdığımızda da burada arkadaşlar ne yapıyorum? Diğer ardına bakmayan sayıyı elde etmiş oluyor. Evet şu anda bir örnek daha vermiş oldum ama bu işin pratik bir yolunu bulmalıyım. Bu işin pratik yolunu şu şekilde bulacağım. Şimdi rakamları toplamı 3 olan 3 basamaklı kaç tane ABC sayısı yazabilirim? İşte bunu bulmam lazım. Şimdi bunu bulmak için şöyle yapıyorum. Diyorum ki burada 1 var, 1 var. 1 var. Bunların toplamı ne yapar? 3 yapar. Ve benim burada arkadaşlar 3 basamaklı bir sayı yazma isteğim var. Bu 1'leri dağıtacağım. E, bu 1'leri dağıtarak burada 3 basamaklı bir sayı oluşturacağım. Sayı 3 basamaklı olacağı için Bu 1'e ne yapmalıyım? Mutlak suretle gelip başa koymalıyım. Bu 1'i geldim, başa koydum. Buradan 1 gitti. Elimizde 2 tane 1 kaldı. Ve bu 2 tane 1'i paylaştırmam gereken 1, 2, 3 yerim var. Örnek vermek gerekirse yine eğer ki bu 1'i alır, buraya koyarsam, bu 1'i de buraya koyarsam burası 2 olur. Buraya hiçbir şey kalmaz. Burada 0 vardır ve bu durumda burada yazmış olduğum gibi 120 sayısını elde edebilirim. Tamam peki bu 2 tane 1'i bu 3 tane yere nasıl paylaştırırım? Şimdi buradaki birler eee özdeş nesneler olduğu için burada 2 tane ayraç kullanmam bu işi çözümlemek için yeterlidir. 2 tane ayraç kullanacağım. 2 tane 1 var burada birlerin ve ayraçların yeri değiştiğinde kaç tane rakamları toplamı 3 olan 3 basamaklı sayı olduğunu bulurum. Şimdi bakın burada kaç tane nesne var? Burada 4 tane nesne var. O yüzden bunları 4 faktöriyel şekilde sıralayabiliyorum. Ayraçlar aynı. O yüzden bu ifadeyi 2 faktöriyel sayısına. Birler aynı. O yüzden bu ifadeyi 2 faktöriyel sayısına böldüğümde yukarısı 24. Aşağısı 4 yapar. Bu ikisinin oranı 6 olduğu için Demek ki arkadaşlar bu şartlara uygun 6 tane ABC sayısı yazabiliyor. O zaman ben buradan şunu çıkartabilirim. Demek ki burada yazabileceğim 6 tane varken burada yazabileceğim yine 6 tane vardır. Ve bunların toplamı ne yapar? 12 tane yapar. Sorumun doğru yanıtı B seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi birden fazla ardışık doğal sayının toplamının 15 olduğu bilinmektedir. Buna göre buradaki ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmakta. Şimdi şuna bir bakın. Bakın 0, 1, 2, 3. Buranın toplamı 6 yapar. Şöyle 10 yaptı. Şöyle ne yaptı? 15 yaptı. Görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ardışık doğal sayı. Doğal sayı dediği için 0'dan başlayabiliyorum. Bunların toplamı 15 olduğu için ve 0'dan başladığım için hani daha küçük bir yerden başlama şansım olmadığı için demek ki arkadaşlar en fazla 6 tane doğal sayı vardır ifadesi burada doğru bir ifade. Şimdi en az 2 doğal sayı vardır diyor. Bakın burada eğer ki ben 7 ile 8'i toplarsam 7 ve 8 ardışıktır ve bunların toplamı ne yapar? 15 yapar. Bu ifade de burada doğru bir ifadedir. Şimdi o zaman bunun da doğru olduğunu gördüm. 4 doğal sayı olabilir diyor. 4 tane doğal sayının ardışık toplamı Burada 15 olabilir mi acaba? Gelin şöyle kontrol edelim. En küçük sayı x olsun. Ardından x artı 1 gelsin. Ardından x artı 2 gelsin. Ardından x artı 3 gelsin. Ardışık bu 4 tane doğal sayıyı topladığımda bu ifadenin sonucu 4x artı 6'dır. Ve bunun sonucu 15 olabilir mi sizce? 6'yı karşıya aldım. 4x'in değeri 9'dur. İki taraf 4'e bölünemediği için buradan uygun bir x değeri gelmez. Yani x'in değeri buradan ne gelecektir? 2,25 gelecektir ki o da bir doğal sayı olmadığından demek ki bu ifade burada hatalı bir ifadedir. Sorumun doğru yanıtı D seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi ardışık iki pozitif tam sayıdan küçük olanın 2 katı ile büyük olanın 3 katının toplamı 108'dir. Büyük sayı kaçtır diye sorulmakta. Şimdi ardışık iki tane pozitif tam sayıdan bir tanesine x dersem diğeri x artı 1'dir. Küçük olanın 2 katı ne yapar burada? 2x yapar. Büyük olanın 3 katı. Büyük olanın 3 katı burada 3x artı 3'tür. Ben bu iki ifadeyi topladığımda 5x artı 3 ifadesini elde ediyorum. Sonuç burada 108 olmalı. 3'ü karşıya alırsam 5x'in değeri 105'tir. İki taraf 5'e bölünürse x'in değeri buradan 21 olarak bulunur. Benden büyük sayı istenmekte. yerine 21 yazdığımızda büyük sayının değeri 22 olacaktır. Sorumun doğru yanıtı E, seç e seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi aşağıda bir yarışmada ilk 3'e girerek madalya almaya hak kazanan 3 sporcunun derece kürsülerine çıktıklarında boylarının aynı hizaya geldiği görülmektedir. Bu derece kürsülerinin yüksekliklerinin ardışık çift sayılar olduğu bilinmekte. Yarışmacıların boylarının toplamı 534 santim olduğuna göre birinci yarışmacının boyu kaç santimdir diye sormakta. Şimdi 3 numaralı kürsünün boyuna eğer ki x dersem. Bu durumda arkadaşlar kürsü boyları burada ardışık çift sayı olduğu için. 2 numaralı kürsünün uzunluğu ne olacaktır? x artı 2 olacaktır. Ve 1 numaralı kürsünün uzunluğu da burada x artı 4'tür. Tamam şimdi. Burada şöyle yapalım. 1. yarışmacının boyuna a santim diyorum. 2. yarışmacının boyuna b santim diyorum. 3. yarışmacıya da c santim diyorum. Sorunun vermiş olduğu bilgiye göre. A'nın b'nin ve C'nin toplamı burada 534 santim olmalıymış. Tamam çok güzel. Peki şunu kaç kişi söyleyebilir? Şimdi şu şekilde çizdim. Şu şekilde çizdim. Ee, şu yükseklik şu yükseklik neye eşittir? B ile x artı 2'nin toplamına eşittir. B artı x artı 2 bu mavi çizginin uzunluğu olacak. Benzer şekilde A ile x artı 4'ün toplamı da buna eşit olmalı. Ve yine benzer şekilde şu ikisinin toplamı yani C ile X'in toplamı neye eşittir? Mavi çizginin uzunluğuna eşittir. Buradaki ifadelerin, ifadelerin her birinden X'i çıkartırsam bu durumda şunu elde ediyorum. B artı 2'nin değeri burada A artı 4'e eşit. Ve bu ifade de C'ye eşittir. Şimdi benden ne istenmekte? A'nın değeri istenmekte. O zaman şunu yapacağım. Eğer ki şurada C gördüğüm yere A artı 4 yazarsam yazabilirim değil mi? C ifadesi burada A artı 4'e eşittir. Şu eşitliği kullanarak 2'yi karşıya alacağım. Ve B'nin değeri A artı 2 gelecek. Burada B yerine de A artı 2 yazıyorum. Bakın şunu, şunu ve şunu topladığımızda elde ettiğimiz ifade 3 tane A artı 6'dır. Bu ifade 534'tür. 6'yı karşıya alırsam 3 tane A'nın değeri burada 528 yapar. İki taraf 3'e bölünürse A'nın değeri bu durumda 170 ne gelecektir? 176 gelecektir. Sorumun doğru yanıtı A, seç A seçeneğidir. Evet ardışık 15 pozitif tam sayının toplamı 2010 olduğuna göre bu sayıların en küçüğü kaçtır diye sormakta. Şimdi elimde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane ardışık tam sayı var. Bunları topladığımda da sonuç 2010 gelmekte. Şimdi bildiğiniz gibi arkadaşlar ardışık devam eden bir sayı dizisinin toplamını bulmak için şunu yapabilirim. Terim sayısı ile neyi çarpacağım? Ortanca terimi çarpacağım. Ve bu ifadenin sonucu 2010 gelecek. Burada 15 tane pozitif tam sayı olduğu için terim sayısının 15 olduğunu biliyorum. Bu durumda 15'i ortanca terimle çarptığımızda sonuç 2010 geliyorsa İki taraf 15'e bölündüğünde buradan ortanca terim için şunu söylerim. 20'nin içerisinde 15 bir kere var. 51 kaldı. 15 içinde 3 defa var. 60 kaldı. 60'ın içerisinde 4 defa var. Demek ki ortanca terim burada 134 olmalı. Şimdi 15 tane terim var. O zaman ortanca terimi bulmak için baştan 7 tane. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ayırdım. Sondan 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ayırdığımızda ben neyi biliyorum? Şu arkadaşın değerini 134 olarak biliyorum. Tamam en küçük sayı sorulduğuna göre demek ki şu sayı isteniyor bizden. Şimdi bakın küçük küçük yazacağım. Burası 133'tür. Burası 132. Burası 131. Burası 130. Burası 129. Burası 128. Burası 127 olmalıdır. O halde doğru yanıt A, A nedir? Evet arkadaşlar şimdi n bir sayma sayısı olmak üzere. Bu ifade bu şekilde tanımlanmış. Eğer ki n tek sayı ise birden n'e kadar olan sayıların toplamı. Eğer ki n çift sayı ise 2'den n'e kadar olan sayıların toplamı şeklinde tanımlanıyor. Bu işlemin sonucu istenmekte bizden. Önce şunun sonucunu bulacağım. Dördün üzerinde şöyle bir çentik var. Eşittir dedim. 4 burada çift sayı olduğu için şu kural uygulanmalı. Ne yapıyorum? 2'den n'e kadar olan sayıları toplayacağım. 2'den n'e kadar yani 2'den 4'e kadar olan çift sayılar toplandığında bu ifadenin sonucu 6'dır. Ardından şunu hesaplıyorum. Şu ifadeyi hesaplayacağım. 3'ün üzerinde bir çentik var. Eşittir dedim. Burada 3 tek sayı olduğu için şu kural uygulanmalı ve bu ifadenin sonucu n yerine 3 yazıldığında 1'in 2'nin ve 3'ün toplamıdır. Yani 1'den 3'e kadar olan sayıların toplamı yine ne yapar? 6 yapar. Şimdi burası 6, burası 6. Bu ikisinin toplamı 12'dir. 12'nin üzerinde çentik var. Eşittir diyorum. Ve burada sevgili arkadaşlar bakın n bir çift sayı olduğu için yani 12 çift sayı olduğu için neyi kullanıyorum yine? Bu kuralı kullanıyorum. Ve bu durumda arkadaşlar bu ifadenin sonucu 2, 4, 6, 8, 10 ve 12'nin toplamıdır. Bakalım şimdi. Şöyle 14 yaptı. Şöyle 28. Şöyle ne yapar? 42 yapar. O halde sorumun doğru yanıtı B seçeneğidir. Evet arkadaşlar, şimdi bir yarışma programında yarışmacılardan yeterli sayıda bardak bulunan bir masadan boş bardakları alıp içlerini suyla doldurarak en alt sırada 9 tane bardak olmak üzere bardakları devirmeden üst üste dizmeleri isteniyor. Her bir bardak 60 milim su aldığına göre tüm bardaklar dizildiğinde kaç litre su doldurulmuş olur diye sormakta. Şimdi toplam bardak sayısını bulalım. En üstte bir tane bardak var. Bunun altında iki tane bardak var. Ardından üç tane ve en son en altına yapıyorum. Dokuz tane bardak yerleştiriyorum. Ve bunların toplamı ne yapıyor? 45 yapıyor. Şimdi 45 tane bardağımız var. 45 tane bardağın. Her biri 60 milim kadar su alıyorsa bu x'in çarpımı ne yapar? 450 çarpı 6. Yani burası ne yaptı? 2700 milim yaptı. 2700 milim bildiğiniz gibi 2,7 litreye tekabül edecektir. Sorumun doğru yanıtı D seçeneğidir. Evet x'e z 3 basamaklı x'e 2 basamaklı doğal sayılar olmak üzere bu eşitlik veriliyor. Buna göre x'in y'nin ve z'nin toplamı kaçtır diye sorulmakta. Şimdi bakın şu ifadeyi çözümlediğimde şöyle yazabilir miyim bu ifadeyi? 10 tane ne var burada? X'ye iki basamaklı sayısı var. Artı Z var. Artı burada X'ye iki basamaklı sayısı bulunmakta. Ve bunların toplamı 168 yapıyormuş. 10 tane burada. Bir tane burada. Bu durumda arkadaşlar toplamda 11 tane X'ye 2 basamaklı sayısıyla ben Z rakamını topladığımda sonuç 168 yapıyorsa artık değer verme aşamasına geldim. 168 ifadesinden küçük 11'in tam katı olan hangi sayı var? Şimdi 168 11'e bölündüğünde şu ikisinin toplamı 9, 6'yı çıkartırsam 3 kaldığı için bu ifade 11'e bölündüğünde 3 kalanı verir. Yani 165 ifadesini ben 11'e bölersem 1, burası 11 çıkarttım. Burada 55 var. 55'in içerisinde 11 5 defa olduğu için Demek ki arkadaşlar şu ifadenin değeri burada 15'e eşit olmalı. E bu ifade 15 ise ve bu kısım toplamda 165 yapıyorsa z'nin değeri burada 3'e eşittir. x'in değeri 1, y'nin değeri 5, z'nin değeri 3'tür ve bunların toplamı da ne yapar burada? 9 yapar. Doğru yanıt B seçeneğidir. Evet aşağıdaki bölme işleminde bu sayı 6 basamaklı, bu sayı 2 basamaklı bir doğal sayıdır bu işlemi yapın A ile B'nin toplamını bulun demiş bize. Bence şöyle yapalım. Biz bu işlemi buraya tekrardan yazalım. MN0 MN5 ifadesine burada ne yapıyorum? MN 2 basamaklı sayısına bölüyorum. Şimdi buradaki MN'nin içerisinde MN kaç defa var? Bir kere var. Bu ikisinin çarpımı burada MN yapar. Yukarıdaki ifadeden alttaki ifadeyi çıkarttığımda şunlar gidecektir. Bu ifadeyi aşağı indirdim. Sıfır geldi. Şimdi sıfırın içerisinde MN sıfır kere var. Bu m'yi indirdim. Bu m'nin içerisinde mn yine sıfır kere var. Bu n'yi indirdiğimde buradaki mn ifadesinin içerisinde mn kaç defa var? Bir kere var. Bir kere mn burada mn yapar. Yukarıdaki ifadeden aşağıdaki ifadeyi çıkartıyorum. Burası sıfır. Burası sıfır. Beşi aşağı indirdim. Beşin içerisinde mn kaç defa var? Sıfır kere var. Bu durumda arkadaşlar a'nın değeri burada 10.000 on 10'ken. 10 iken B'nin değeri burada 5'e eşittir ve bu iki ifadeyi toplarsam A artı B toplamı burada 10.015 olarak bulunur. Sorumun doğru yanıtı C seçeneğidir. <laughs>